Bu videoda Lorentz dönüşümünü daha yakından inceleyeceğiz. Hatta daha fazla aklınıza kalması için bu formülleri sayılarla ifade edelim. Daha sonra da bu dönüşümün ya da dönüşümlerin nasıl gerçekleştiğini anlamanın yollarından bahsedeceğim. Daha önceki videolarda da kullandığımız örnekten devam edebiliriz. Bu örnekte arkadaşım benim referans sistemimde ışık hızının yarısına eşit bir bal hızda yanımızdan geçiyordu. Yani hızının büyüklüğü ışık hızının yarısına eşit. Evet. Ayrıca arkadaşım pozitif x yönünde hareket ediyor. Ve uzay zaman diyagramlarımızın başlangıç noktasında kesiştiğini söylememiz mümkün. Uzay zamanda gerçekleşen bir olayı seçerek başlayabiliriz. Geçen videoda gösterdiğimiz olayı ele alalım. Benim koordinat sistemimde yani referans sistemimde bu olay x noktasında olsun ve x eşittir 1 metre olsun. CT ile ifade edilen zamanda 1 metreye eşit olsun. Buna ışık metre diyebiliriz. Bu kavram ışığın 1 metre ilerlediğinde geçen süreyi ifade eder. Yani burası da 1 metre olur. Benim koordinat sistemimde yani referans sistemimde bu nokta 1,1 şeklinde gösterilir. Yani x yönünde 1 metre, ct yönünde 1 metre. Bundan yola çıkarak şimdi de x üssü ve ct üssü koordinatlarını yani arkadaşımın referans sistemindeki noktaları bulalım. Videoyu bu noktada durdurup v ve c değerlerini kullanarak Lorentz faktörünü ve daha sonra x üssü ve ct üssü değerlerini kendi başınıza hesaplamayı deneyin. Bunu denediğinizi varsayarak videoya devam ediyorum. İlk olarak beta değerinin ne olduğuna bakalım. Mavi ile göstereyim. Bu durumda beta 0,5c yani arkadaşımın benim referans sistemimdeki bağıl hızı bölü ışık hızına eşit olur. Yani 0,5. Beta değeri benim referans sistemimde hareket eden arkadaşımın ışık hızına oranla ne kadarlık bir hıza sahip olduğunu ifade eder. Şimdi de gamma'nın yani Lorentz faktörünün kaç olduğunu bulalım. Kırmızı ile yazayım. Gamma yani Lorentz faktörü 1 bölü kare kök içinde 1 eksi beta kare değerine eşitti. Beta kare değeri de 0,5'in karesinden 0,25 olur. Ama ne yaptığımızı unutmamak için 0,5'in karesi şeklinde yazalım. Evet, bakalım işlemin sonucu neymiş? 1 eksi 0,25, 0,75'e eşit. Yani 1 bölü kare kök içinde 0,75 işlemi hesap makinesinde yapalım. Bu sayede yaklaşık bir sonuç bulabiliriz. 0,75 sayısının karekökünü alalım. Kesri ters çevirdiğimizde burası yaklaşık olarak 1,15 çıkıyor. Yani Lorentz faktörümüz yaklaşık olarak 1,15'miş. Şimdi bunu kullanarak x üssü ve ct üssü değerlerini bulalım. x üssünün değeri Lorentz faktörü yani yaklaşık 1,15 çarpı x 1 metreymiş. O zaman 1 eksi beta ki o da 0,5'ti. CT değeri de 1 metreye eşitti. O zaman çarpı 1. CT üssü değeri de yaklaşık olarak eşittir. Lorentz faktörü çarpı CT yani 1. Buradaki simetriyi büyük ihtimalle çözmüşsünüzdür. Özellikle buradaki x ve ct koordinatlarının aynı olduğunu düşünürsek. Evet, parantezin içini yazmaya devam edelim. 1 eksi beta yani 0,5 çarpı x yani 1. Parantezin içi 0,5'e eşit olduğundan bunun Lorentz faktörünün yarısına eşit olacağını söyleyebiliriz. Burası için de aynı şey geçerli. Yani bu iki değer yaklaşık olarak 0,5 çarpı Lorentz faktörüne eşittir. Lorentz faktörünün kaç olduğunu hesap makinesinde hesaplamıştık. Bu değeri 0,5 ile çarpalım. Buradan da sonucun yaklaşık olarak 0,58'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası 0,58. Aynı şekilde burası da 0,58. Birimlerin metre cinsinden olduğunu unutmayın. Bu iki değerde 1 metre olmasına rağmen buradaki x üssü değeri 0,58 metreye eşit. Aynı şekilde ct üssü değeri de 0,58'e eşit. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Arkadaşım benim referans sistemimde x'in ve zamanın sıfıra eşit olduğu noktada yarımdan geçerken lazer silahımla ateş ettiğim veya fenerimi açtığım takdirde buradaki ilk foton ilerlemeye başlar. Bunu uzay zaman düzleminde uzanan bir yol olarak düşünebiliriz. Bu durumda oluşan ilk foton şu şekilde görünür. Ben bu fotonun pozitif x yönünde 1 metre hareket ettiğini ve 1 ışık metrelik bir zamanın geçtiğini düşündüğümde arkadaşıma göre bu imkansız bir şey olurdu. Tam olarak bu anda bu fotonun bir asteroide çarptığını varsayalım. Arkadaşım bunun mümkün olmadığını iddia ederdi çünkü bu olay arkadaşımın yanımdan geçmesinden 0,58 ışık metre sonra gerçekleşirdi. Yani bu olay pozitif x yönünde 0,58 metrede gerçekleşirdi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada oldukça ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Lorentz dönüşümlerinin farklı noktalarında neler olduğu hakkında kafa yormanızı tavsiye ederim. Burada gerçekleşen her bir olay aslında ilgi çekici. Buna simetriye örnek verebiliriz. Lorentz faktörünün bu noktasında ne olduğunu bulmaya çalışmanızı öneririm. Ya da düşük hızlarda yani v değerinin ışık hızının çok çok küçük parçasını oluşturduğu durumlarda neler olacağına da bakabilirsiniz. Bu durumda beta değeri sıfıra çok yakın olacağından Lorentz faktörü de 1'e yakın olur. Örneğin v değeri ışık hızına yaklaştığında neler olacağına bakabilirsiniz. Bu durumda buradaki değer gittikçe artar. Gördüğünüz gibi buradaki değer küçüldükçe gamma değeri gittikçe artar. V değeri ışık hızına eşit olduğunda üstteki sayıyı sıfıra bölmemiz gerekir. İşte tam bu noktada işler biraz karışabilir. Bu yüzden farklı sayılarla bu formülü çözmeyi denemenizi tavsiye ederim. Bu videoda oldukça yüksek bir bağl hız olan ışık hızının yarısını ele alarak bunu formül üzerinde gösterdik. Daha makul bir hızla da bunu deneyebilirsiniz. Örneğin bir merminin hızını ele alabiliriz. Bu sayede bu formülü daha iyi anlayabilir ve aynı zamanda matematiksel anlamda daha rahat çözebilirsiniz. Böylece Lorentz dönüşümünü veya dönüşümlerini ders kitaplarında veya diğer kaynaklarda gördüğünüz şekilde inceleyebilirsiniz.